Peki Alarko Evet. sorulmuş. Alarko. Onu çok fazla gördüm ben de. Geleneği bozmayın diye yazmışlar. Bozmayalım. İşte bu piyasa takas fiyatı onları da pozitif etkileyecek. Aksi Enerji'de konuştuğum. Çok orayı uzatmadan anlatayım. Tabii şimdi bu hafta rüzgarın yüksek bir etkisi var. Ama yine de piyasa takas fiyatları iyi gidiyor. Temmuz'da da yine yüksek rakamlar görebiliriz ama bayram tatili var. Bayramların olduğu günlerde bizde tüketim düşer. 9 günlük de bayram tatili açıklandı malum. Tabii biz borsacılar bu tatillerden hiç faydalanamıyoruz. Piyasa Evet. kapalı olmuyor. O, yani idari tatil ilan ediliyor ama bizi etkilemiyor. O aradaki çarşamba ve perşembe günleri borsamız açık olacak. Biz de çalışıyor olacağız. Ama yine de 9 günlük bir tatil var. Bu 9 günlük tatil döneminde elektrik tüketimi tabii ki düşecek, talep düşecek ve doğal olarak da fiyatlar bir miktar düşük seyredebilir Temmuz'da. Ama bayramdan sonra yine fiyatların yüksek olmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. İkinci çeyrek içinde ikinci çeyreği çok çok iyi geçirdi Alarko Holding. Araya bakımları sokmuş oldu. Bakımları atlattı. Üçüncü çeyreğe bomba gibi çok hazır şekilde girdi. Aslında üçüncü çeyrekte yüksek karlılık göreceğiz ama ikinin de ilk çeyrekten daha iyi olmasını beklediğimi söyleyebilirim.